İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. Bir kamyonunuzun olduğunu hayal edin. Her gün aynı yolu bu kamyonla kat etmeniz gerekiyor. İlk gün yükünüz fazla değil. İstediğiniz yöne, istediğiniz manevraları yapabilmeniz pekala mümkün. Sonrasında bir miktar daha yük aldınız. Yine çok sorun değil. Gel zaman git zaman aldığınız yükler arttı. Kasanızda tonlarca ağırlıkla aynı yolu her gün gidip geliyorsunuz. Bu kadar ağır yükle her gün aynı güzergahı takip etmek derin yarıklar oluşturuyor. Bu noktadan sonra bu yolun dışına çıkmak sizce ne kadar mümkün? İnsan ilk doğduğunda fazla yükü yoktur. Bir çocuğun esnek düşünme kabiliyeti bu yüzden olağanüstüdür. İstediği düşünce kalıbına rahatlıkla girebilir. Oysa zaman geçtikçe ve insan büyüdükçe yükü artar. Düşünce kalıpları oluşur. Eski rutinleriniz, alışkanlıklarınız ya da düşünce kalıplarınız hayatınızda yolun dışına çıkmanızı engelleyen yarıklardır. Heybenizde ne taşıdığınıza, rotanızın ne kadar derin yarıklarla çevrili olduğuna dikkat edin. Eğer hedef noktanız da yanlışsa o zaman durum daha vahim demektir. Boşunadır bunca zahmet. Çünkü önemli olan nereden geldiğiniz değil, nereye varmak istediğinizdir. Dian Gratiozzi tarafından yazılan Milyonerlerin Başarı Alışkanlıkları kitabının kısa bir özetini bu videoda bulacaksınız. Bazı isimler, kalıplar, kapaklar kimilerine antipatik gelebilir. İşte bu da esasında peşin hükümlü olmanın getirdiği bir durum. Ön yargılardan kurtulup esnek düşünmenin birçok noktada ufkunuzu açacağından emin olabilirsiniz. Gittiğiniz yol ve bugüne kadar edindiğiniz alışkanlıklar sizi istediğiniz yere götürmüyorsa bu videoyu sonuna kadar izlemeniz çok önemli. İnsanlar bir yılda yapabileceklerini abartır, 5 yılda yapabileceklerini ise hafife alırlar. Bu yüzden uzun vadeli yolculuğumuza devam edelim. Tam olarak hayattan ne istediğinizi söyleyebilir misiniz? Esasında çoğu insan bu soruyla mücadele halinde. Birçok kişinin de net bir cevabı yok aslında. Fakat ne istemediklerini söylemekte çok da zorlanmazlar. Yoksul olmak istediklerini söylemezler mesela. Güçlü bir neden yoksa en ufak bir dirençte tekrar o eski, kötü alışkanlıklarınıza dönersiniz. Bir başarı yakalamak istiyorsanız bu bir engel. Daha hedefinizin ne olduğunu bilmezken arzularınızı gerçeğe dönüştürmek nasıl mümkün olacak? Biraz zor. Bundan dolayı bir kararlılıkla hedefe odaklı hareket etmeli ve sizi neyin motive ettiğini bulmalısınız. Gideceğiniz yeri bilmeden uzun bir araba yolculuğuna çıkacak olsaydınız büyük olasılıkla ya kaybolur ya da yakıtınız bitmiş olurdu. Aynı şekilde hayatın içinde amaçsızca takılırsanız kayda değer bir yere varmanız zor olur. Bundan dolayı ara sıra durum değerlendirmesi yapmak ve kendinize gerçekte ne için çalıştığınızı hatırlatmak önemlidir. Öncelikle nedeninizi bulmanız gerekiyor. Sizi harekete geçirecek olan şey budur. Elbette derinlerde yatan gerçek nedeni bulmak öyle kolay olmaz. Biraz analiz gerekli. Kitapta bu süreci hızlandırmak için güzel bir teknikten bahsediliyor. 7 aşamalı derinlik. En yakın arkadaşınızdan ya da eşinizden 7 kez neden sorusunu sormasını isteyin. İlk soruyu size ben sorayım. Neden bu videoyu izliyorsunuz? Birinci nedene cevabınız, çünkü milyonerlerin başarı alışkanlıklarını merak ediyorum. Tamam, güzel ama neden? Çünkü buradan öğrendiğim bilgilerle ayda 50.000 TL gelir elde edebilirim. Neden? Çünkü beni özgür kılacak. Neden? Ailemle vakit geçirmek benim için çok önemli. Her sorgulama turu sizi motivasyonlarınızın biraz daha derinlerine inmeye zorlar. Nedeniniz ne olursa olsun, sizi gerçekten neyin harekete geçireceğini bulmalısınız. Başarılı alışkanlıklar oluşturmak her zaman güçlü bir neden ile başlamalı. Güçlü bir neden olmadan hızla eski alışkanlıklara geri dönersiniz. Aksi durumda karşınıza çıkacak herhangi bir zorluk sizi en az dirençli yola geri dönmeye teşvik edecektir. SPK lisanslı Midas yatırım hesabı ile Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul'daki şirketlere güvenle yatırım yapabilirsiniz. Midas yatırım hesabından yapacağınız Borsa İstanbul işlemlerinde ek masrafla karşılaşmaz, tüm işlemlerinizi şeffaf ve avantajlı komisyon oranları ile gerçekleştirirsiniz. Amerikan borsalarına yapacağınız yatırımlarda ise piyasanın çok altında sadece 1,5 dolar gibi düşük bir işlem ücretiyle işlem yapabilir, canlı veriye ücretsiz ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Midas uygulamasındaki haberler kısmından ABD ve Türk borsalarına dair güncel haberlere ulaşabilir, Midas'lara özel hazırlanan hisse listeleriyle yatırımlarınıza kolayca yön verebilirsiniz. Açıklamalardaki link üzerinden kayıt olarak Midas yatırım hesabınızı dakikalar içerisinde açabilirsiniz. Midas var, yatırımda rahatlık var. Hepimizin içinde birbiriyle kavga eden iki kurt var.
Kurtlardan biri dünyaya bakınca sadece kötülük gören, kıskanç ve kötü niyetli bir yaratık. Diğeri ise sevgi ve şefkatle dolu. Aklına koyduğu her şeyi başarabileceğine inanıyor. Sizce bu kurtlardan hangisi mücadeleyi kazanır? Elbette hangisini daha çok beslerseniz o kazanacak. Tıpkı bu analojideki kötü niyetli kurt gibi hepimizin içinde kendinden şüphe eden ve özgüvenimizi yerle bir eden bir iç ses var. Bu ses hayat enerjimizi tüketiyor ve ilerleme kaydetmemize izin vermiyor. Başarılı olmak istiyorsak bu sesi nasıl kapatacağımızı öğrenmeliyiz. Bu onu besleyen kötü alışkanlıklara karşı dikkatli olmamız anlamına geliyor. Zayıf yönlerimize odaklanıp sürekli düzeltmeye çalıştığımızda yanlış yerde debeleniyor olabiliriz. Matematikte başarısızsak bize tavsiye edilen bu derse daha fazla zaman ayırmamız yönünde olur. Ama bunun çok zararlı sonuçları olabilir. Çünkü siz zaten zayıf olduğunuz ve muhtemelen sevmediğiniz bir şey üzerinde zamanınızın çoğunu harcayarak ortalama sonuçlar elde edeceksiniz. Bu da yüksek olasılıkla kötü hissetmenize neden olacak. Zayıf yönlerinizi boş verin. Neyi seviyorsanız onu yapın. Harika olduğunuz şey üzerinde çalıştığınızda daha tatmin edici, daha güvenli ve daha üretken olacaksınız. Unutmayın, birkaç temel beceride usta olmak birçok konuda ortalama olmaktan daha önemlidir. Hepimizin suçlu olduğu bir başka kötü alışkanlık da vasıfsız insanların tavsiyelerine çok fazla önem vermek. Büyük hayaller kuran insanlara genellikle aptal öğütler verilir. Kanalda yer alan Jeff Bezos'un bilmediğiniz sırları videosunda da bahsedildiği üzere Bezos Amazon'u kurmaya karar verdiğinde patronu ona kimsenin internette kitap satın almayacağını, güzel ve dolgun maaşlı bir işi bırakmanın akıllıca olmayacağına dair tavsiyeler verdiğini söylüyor. Etraftan gelen bu sesler bizi güvenli oynamaya teşvik eden seslerdir. Bu tür rüya çalma tavsiyeleri bizi yalnızca sıradanlıkla yetinmeye teşvik eder. Kötü tavsiyeleri geri püskürtebilmek için şu iki hususa dikkat edin. Birincisi, yalnızca rehberlik aradığınız alanda başarılı olan kişilerden gelen tavsiyelere kulak asın. İkincisi, her zaman kendi iç güdülerinize güvenin. İçinizdeki olumsuz sesler bir kez susturulduğunda kişisel ve profesyonel yaşamınızda neleri başarabileceğinizi hayal bile edemezsiniz. Fiziksel olarak durumunuzu değiştirdiğinizde duygusal olarak da etkilenirsiniz. Bu yüzden görüntüde kendinizi bir kazanan gibi gösterin. Örneğin dik durduğunuzda ve bir lider gibi davrandığınızda ilk etapta öyle hissetmeseniz bile bir süre sonra o duygu durumuna geçtiğinizi fark edersiniz. Sayısız araştırma gülümsemenin ve güç pozları almanın kişiyi daha iyi hissettirdiğini göstermiştir. Bununla ilgili olarak harika bir TED konuşmasını açıklamalardaki linkten izlemenizi tavsiye ederim. Diğer bir husus, kendinizden bahsederken daima olumlu bir dil kullanmak. Kızgın veya stresli hissediyorum gibi şeyler söylediğinizde bu sizi bu duyguların içine hapsetme eğilimindedir. Bunun yerine olumlu konuşmayı deneyin ve olumsuz kelimeleri ağzınızdan çıkmadan yakalayın. Eskaza bu olumsuz cümleler ağzınızdan çıkarsa sakince durun ve yeniden ifade edin. Örneğin stresliyim dediyseniz bunu kendimi zorluyorum ve çok şey öğreniyorum şeklinde yeniden ifade edin. Aynı zamanda kendinizi pozitif, çözüm odaklı insanlarla çevrelemek daha fazla başarı alışkanlığı ve düşünce kalıbı edinmenin en iyi yoludur. Kendinize ne olduğunuzu söylüyorsanız siz osunuz. Anlattığınız hikayelere dikkat edin. Çünkü bu hikayeler sizin ilerlemenizi engelliyor olabilir. Şu soruyu sorun. Hikayem hayatta elde ettiğim başarılara mı vurgu yapıyor yoksa başarısızlıklara mı odaklanıyor? Kendimi hayattaki vasat durumum için bahaneler uydururken buluyor muyum? Ben fakirim çünkü kötü bir şekilde yetiştirildim ve üniversiteye gitmedim. Bu tür anlatılar zehirlidir. Çünkü yalnızca bizi küçük düşürmeye ve potansiyelimizi sınırlamaya hizmet ederler. Hepimize başarı için çok çalışmanın gerekli olduğu söylenir. Evet, sıkı çalışmak önemli. Ancak bundan daha önemli olan üretken çalışmak. Kitapta milyonerlerin inanılmaz derecede uzun saatler çalışmadıkları ifade ediliyor. Sadece zamanlarını verimli kullanıyorlar. Zamanı size geri dönüşü olan bir yatırım olarak düşünün. Nasıl ki bir yatırım yaptığınızda ilk düşündüğünüz şey getirisinin ne kadar olacağıdır. Ancak insan nedense zamanının getirisi üzerinde pek fazla düşünmez. Kafa yormaz. Bunun için öncelikle yapılması gereken en çok gelir getiren iş üzerinde harcadığınız zamanı en üst düzeye çıkarmak ve diğer her şeyi en aza indirmek. Sizin için en karlı olan faaliyetleri belirleyerek başlayın. Bu her neyse üzerinde çalışırken en etkili olduğunuz anlardır. Zamanınızın çoğunu buna harcamalısınız. Çünkü hayatınızı ve gelirinizi en hızlı büyüten şey budur.
Zamanınızı verimli bir şekilde kullanmak gerçekten iş yapmakla ilgili olduğu kadar çalışmayı kesmekle de ilgili. Bu yüzden bir yapılmayacaklar listesi, yapılacaklar listesi kadar faydalı olabilir. Yapılmayacaklar listesi fazla değer sağlamayan işleri belirleyip ortadan kaldırarak hayatınızı düzene sokmanıza yardımcı olur. Her şeyi kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Her gün bulaşıkları yıkamak, yemek yapmak, evi temizlemek, kıyafetlerinizi ütülemek. En iyi yaptığınız işte saatlik ücretiniz 300 TL ise her gün yemek yapmak için 1 saatinizi harcamak pek de akıllıca olmayacaktır. 150 TL'ye zaman harcamadan yemek olayını çözmek size 150 TL kazandırır. Çalışırken mutlu olduğunuz ve getirisi diğer işlerinize nazaran yüksek olan şeylere odaklandığınızda ancak özgürlüğü yakalamak mümkün olur. Kitapta güveninizi artırmak için yararlı bir formül sunuluyor. Cesaret, bağlılık, yetenek ve güven. Kendinize olan güveni artırmak için işe cesaretle başlayabilirsiniz. İster bir iş kurmak, ister çocuk sahibi olmak olsun. Cesaret, konfor alanınızdan çıkıp kendinizi bilinmeyene atmaya istekli olmakla ilgilidir. Ben buna uçurumdan atlamak diyorum. Bağlılık ise bir şeyi sonuna kadar görme cesaretine sahip olmakla ilgili. Ne olursa olsun bir ilişki, bir iş, bir diyet veya bir eser sonuna kadar gitme taahhütünüz yoksa bir şeyleri başarmak mümkün olmaz. Sonrasında hali hazırda sahip olduğumuz becerileri ya da yeni bir beceri geliştirmek için kurslar almak, kitap okumak gibi eylemleri ifade eden yetenek gelir. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak belirli beceriler üzerinde çalışmaya hazırlıklı olmalıyız. Örneğin amacınız uzman bir şef olmaksa o zaman yemek pişirme becerisinin üstüne gitmelisiniz. İlk 3 kurala odaklandığınızda ise güven peşi sıra gelir. Bir kalem ve kağıt alın. Zaferlerinizin bir listesini yazın. Bunlar iyi olduğunuz her beceriyi, gurur duyduğunuz her başarıyı ve kendinizde hayran olduğunuz her niteliği içersin. Zaferlerimizden oldukça hızlı bir şekilde ayrılma eğilimindeyiz ve başarısızlıklarımız üzerinde daha uzun süre duruyoruz. Bu da bizi demoralize ediyor. Bu son alıştırma kendimize inandığımızdan çok daha fazlasını başardığımızı bize hatırlatmaya yardımcı olur. Yani az olsa bile başardık, yine başarabiliriz. Hayatınızın akışını değiştirmek istiyorsanız, burada bahsedilen başarı alışkanlıklarını uygulamanız faydalı olacaktır. Başta söylediğim gibi, insan alışkanlıklarının çocuğudur. Yaşamınızın dış koşullar tarafından kontrol edilmesi yerine kontrolü elinizde tutmaya gayret edin. Son olarak, ne iş yapıyor olursanız olun, yaptığınız işte olağanüstü sonuçlar elde etmek ister misiniz? Bunun için sadece tek bir şey yapmak yeterli. Çok beğendiğim, neredeyse altını çizmediğim yer bırakmadığım muhteşem bir kitabın kısa özetini bu videoda bulabilirsiniz.